Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bir önceki videoda bu güzel modelimizin roba başlangıç kısmını detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu videoda da yeleğimizin tamamını anlatacağım. Evet, hırka yapmak isteyenler için de video sonunda kollarını nasıl uzatacağımızı da anlattım. Şimdi alt lastiği, gövdeyi, yakayı, kol lastiklerini öreceğiz. İki ipten şu kadar bir ipim arttı. Onunla da bir sonraki videoda bot patik öreceğiz. Evet, 70 tane zincirimize 42 santim geldi. Bir sıra sık iğne yaptıktan sonra devam ediyoruz. Evet, 70 tane sık iğnemizi örmüştüm. Şimdi 13 tane ön için sık iğne örüyoruz. Kollarını, önlerini ve arkayı ayırmaya geçtik. Sayalım. Ön için 13 tane. 2 zincir ve bir sonraki sık iğne tepesine kol için 12 tane sık iğne. Evet, 70 tane zincirin üzerine bir sıra sık iğne gittikten sonra kol ve önleri ayırma sıramızdayız. Videoyu çok uzatmamak adına orayı göstermedim. 2 zincir ve bir sık iğne. Şimdi devam ediyoruz. Arkayı 20 tane sık iğne. Şurası ön 13 tane, kol yeri 12 tane. Şimdi arka için 20 tane sık iğne yaptıktan sonra geçiyoruz diğer kol için 2 zincir ve sık iğnelerimizi örmeye. Kol için 12 tane. Evet, 12 taneyi de yaptıktan sonra 2 zincir, diğer önümüz için 13 tane sık iğne. Dilerseniz zincir üzerine de direkt başlayabilirsiniz. Ya da böyle ben gibi bir sıra sık iğne gittikten sonra. Evet, bu önde de 13 tane sık iğneyi örelim ve modelimize geçelim. Şöyle bir bakalım. Bakın 4 tane artırma yerimiz var. Arka, kollar ve önler. Şöyle kapattığımız zaman yakamızın büyüklüğü bu şekil. Orta kalınlıkta ipe 4 milim tığım. Devam ediyorum. Bir zincir. Önler için 3 tane lastik örüyoruz düğme yerlerimiz için. 3 tane sık iğne. Bakın. Tığa 2 defa doluyoruz. Sıradaki tepeye batıp 3'te çıkıyoruz. Çıkarken de 2-2 alıyoruz ilmeklerimizi. Yandaki tepeye batıp bir sık iğne. Tığa 2 defa doluyoruz. İlmeklerimizi 2-2 alarak 3'te kapattık. Yandaki sık iğnenin tepesine bir sık iğne örüyoruz. Modelimiz kolay mı kolay? Sadece örerken dikkat etmeniz gereken tığınızı yarım milim veya 1 milim kalın kullanmak bu modelde. Yumuşak durması için. Evet, sık iğnemizi yaptık. Tığımıza 2 defa doladık. Yandaki tepeye geçip 3'te çıkıyoruz. 2-2 alıyoruz. Bakın 2-2 ve sık iğnesi. Şimdi artırma yerine geldik. Artırma yeri de hep sık iğne ile olacak. Burası ön. Modeli görüyorsunuz. Hem kolay hem de çok güzel. Şimdi artırma yerine bir sık iğne. 2 zincir ve bir sık iğne. Evet, burada hemen model yapmaya devam ediyoruz. 3'te çıktık. Bir sık iğne,
mantığa iki defa doladık. 2 2 alarak 3'te çıktık. Ve bir sık iğne yan tarafa. Kolay mı kolay bu modeli herkes örebilir. Özellikle model, her modeli öremeyen varsa, yeni başlayanlar, çok kolay bir model. Mutlaka deneyin. Evet, şimdi model ilerledikçe kendini daha çok gösterecek. Şimdi yine artırma yerine geldik. Bir tane sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Hemen tığa iki defa dolayıp yandaki tepeden devam ediyoruz. Üçlü trabzan, bir sık iğne. Sık iğnelerimizi de dibine değil yandaki tepeye batıyoruz. Evet, tekrar artırma yerini göstermek istiyorum. Anlaşılması açısından. Şurası arkasıydı. Şimdi yuvaya bir tane sık iğne. İki zincir, bir sık iğne. Tığa iki defa dolayıp direkt model yapmaya devam ediyoruz. Daha yavaş anlatım, detaylı anlatım robo için bir önceki videoya göz atabilirsiniz hanımlar. Video çok uzun olmasın diye bazı yerlerini hızlı geçtim. Model iki sıradan oluşuyor. Kolay mı kolay zaten. Burada model koyma sırası. Evet, artırma yerindeyiz. Son önüne geçtik. İki zincir, bir sık iğne. Direkt tığa iki defa dolayıp üçlü trabzan. Yandaki tepeye bir sık iğne. Tığa iki defa doluyoruz. Üçte kapatıyoruz. Kapatırken de ilmeklerimizi iki iki alıyoruz. Diğer önde 3 tane sık iğne yapmıştık modeli koymadan. Yine aynı. Bu önde de 3 tane sık iğne olması lazım. Evet. Şimdi bu sıra modelin ikinci sırası. Burada sadece sık iğne öreceğiz. Her tepeye, hem model tepesine hem sık iğne tepesine eksiltme yapmadan, çoğaltma yapmadan her tepeye bir sık iğne. Şimdi artırma yerine geldik. Bir sık iğne. İki zincir. Aynı yere tekrar sık iğne örüp artırmamızı yaptık. Modelin tepelerine batarak sık iğnelerimizi diğer başa kadar artırma yerlerini de örerek devam edeceğiz. Yine artırma yerindeyiz. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Evet, her tepeye bir sık iğne örüyoruz bu şekil. Yine artırma yerindeyiz gördüğünüz gibi. Oraları özellikle uzun tuttum. Robada karıştırmalar bu artırma yerlerinden oluyor genelde. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne artırma yerlerinde. Model yaparken de bu sık iğne sırasında da hep aynı. Evet, diğer önün oraya kadar geldik. Bakın, buradaki 3 tane sık iğneyi kaybetmiyoruz. İki önde de üçer tane sık iğnemiz, yeleğimiz veya kazağımız bitene kadar devam edecek. Şimdi 3 tane ördükten sonra sık iğnemizi tığa iki defa dolayıp hemen model yapımına geçiyoruz. Bir sık iğne. Tığa iki defa doladık. 3'te çıkıyoruz. Bakın 2 2 alıyorum. Hep 2 oluyor tığda. Yandaki tepeye bir sık iğne. Evet, kolay mı kolay bu modelimizi herkes örebilir.
Bebek takımı yapabilirsiniz. Hırkalar, şapkalar, patikler, yelekler, hırka içine tulumlar. Ne örmek istiyorsanız battaniye yapabilirsiniz. Tam takım örebileceğiniz, kolay mı kolay, güzel mi güzel bu modeli herkes yapabilsin. Evet, dilediğiniz renklerde de güzel duracaktır. Bir sık iğne. Tığa 2 defa doladık. 3'te kapattık. Yandakine bir sık iğne. Tığa 2 defa doladık. 3'te çıktık. Bir sık iğne. Evet, yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Model ilerledikçe kendini daha çok belli ediyor. 3 tane sık iğneyi de yaptıktan sonra döndük. Şimdi bu sırada sadece sık iğne sıramız. Evet, sadece sık iğne. Diğer başa kadar artırma yerlerinde yine artırmalarımızı yapacağız. Her tepeye bir sık iğne. Evet, tekrar söyleyeyim. 70 tane zincir üzerine 42 santim geldi benim zincirim. Ölçü olarak vermem gerekirse 42 santim zincirin üzerine her zincire bir sık iğne olarak ilk başta başladım. Sonra önleri, kolları, arkayı ayırmaya zaten bu videoda devam ettim. Evet, gördüğünüz gibi her model koyuşumda bir model artmış oluyor. Şimdi devam ediyoruz. 3'te kapattık. Artırma yerine geldik. Bakın. Bir tane sık iğne örüyoruz. 2 zincir aynı yere tekrar. Bu modelin 2 sırasında da artırma yerleri değişmiyor. Hep bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Kol yeri bitene kadar. Artırma sırasını öreceğiniz yeleğin boyutuna bağlı. Bu başlamayla 2 yaşa kadar rahat örebilirsiniz. Evet, 8 model, 9 model yaparsanız 2-3 yaşa kadar olur. 6 model, 5 model yaparsanız 5-6 aylık çocuğa olur. Şimdi ben bunu 1 yaşa kadar giyilsin diye 7 model yaptım. Sık iğne sırasını görüyorsunuz. Önü sık iğne ile bu şekil öreceğim. Kollara geçmeden direkt arkaya geçeceğim. Evet, ön sık iğnesi bitsin. Bakın, 7 model oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kolların sık iğnesini örmeden şu artırma yerinde şuraya geleyim. Bir tane sık iğne örüyorum artırma yerine. Kolu tuttum. Kolun diğer tarafındaki artırma yerini şöyle getirdim. Araya bir tane zincir. Ve artırma yerine direkt bir tane sık iğne ile devam ediyorum. Kol yeri şimdi ayrılmış oldu. Artık kolları örmeyeceğiz. Önler ve arkalar bütün olarak gidecek. Devam ediyorum. Diğer kol yerini de ayıralım beraber. Evet, sık iğnelerimi bu şekil her tepeye batarak örüyorum. Şuraya kadar geleyim. Evet, artırma yerine kadar geldim. Arkadayım hala. Şimdi oraya bir tane sık iğne, bir zincir ve diğer kolu örmeden ön tarafa geçiyorum. Bakın, son artırma yeri kalmıştı. Oraya bir tane sık iğne,
ve son ön tarafına geçtim. Buradaki kolda da sık iğne örmeden. Şimdi sadece önler ve arka kaldı. Devam edeceğim. Artık yelek bitene kadar önler ve arkalarla böyle iki sırada bir modelimi koyarak ilerleyeceğim. Artırma veya eksiltme yapmadan. Yeleğin gövdesi bittikten sonra kol yerlerini göstereceğim. İsterseniz hırkada örebilirsiniz. Evet, şöyle bir bakalım robamızın büyüklüğüne. Artırma yerlerinin sayısına göre yeleğin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Yakası büyük oldu diye düşünürseniz de video sonunda orayı da nasıl küçülteceğimizi gösterdim. Sökmeyin. Küçültmesi kolay. Evet, şimdi 3 tane sık iğnemi örüyorum. Tığa 2 defa doladım. Şöyle 3'te çıktım. Bir sık iğne. Tığa 2 defa doladım. 3'te çıktım ve bir sık iğne. Tığa 2 defa doladım. 3'te çıktım ve bir sık iğne. Model kolay mı kolay? Kolay olduğu için biraz hızlı göstermek istedim buraları. Evet, ve ek yerine geldim gördüğünüz gibi. Şimdi orada bir zincirimiz vardı. Oraya da batıp modelimi koyuyorum. Ve yandaki arka ilmeğine batıp sık iğne ile devam ediyorum. Tekrar modelimi. Tığa 2 defa dolayıp 3'te çıkıp bir sık iğne. Kolyeli ayrılmış oldu. Evet. Şimdi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şöyle benimkine bir bakalım. 26 santim olmuş. Şimdi bunu 30'a tamamlayalım. Evet, önlerde 3'er tane sık iğnemiz vardı. Aynı sık iğnenin altta da olmasını istediğim için bu alta 3 sıra sık iğne yapacağım. 3 sıra sık iğne ile bir de böyle bir model sırası yapıp 30 santime tamamlayacağım yeleğimi. Bir sık iğne, tığa 2 defa doladım, 3'te kapattım, bir sık iğne. Gördüğünüz gibi kolay mı kolay, çabuk da ilerliyor. Ben bir günde ördüysem siz 2 günde örersiniz. Ben biraz hızlı yaptığım için örgüyü. Hani öyle günlerce elinizde bekleyecek bir model değil. Çabuk ilerleyen, çabuk biten bir model. Evet, diğer sona kadar geldim. Bakın diğer öndeyim. Şimdi burada 3 tane sık iğnem vardı. Onu kaybetmeden tekrar sık iğne ile devam ediyorum. Bir zincir çekip döndüm. Şimdi burada artık model yapmayacağım. 3 sıra sık iğne.
Evet, böyle her tepeye bir sık iğne olarak sıramızı tamamlayalım. Sonra şu kollara geçelim. Evet, bu modele lastik modeli güzel gitmez diye sık iğne yaptım ben. Dilerseniz lastik modeli de yapabilirsiniz ya da hiç yapmayabilirsiniz. Ben şimdi önlerde düğme yeri var diye üçer tane sık iğne koydum. Devamı olsun diye alt tarafına da gitmek istedim. Bakın normalde burada model sırası ama sık iğne ile devam ediyorum. Evet, onu da yandakinin eşitliğine tamamlayıp geliyorum. Evet ve bitti gördüğünüz gibi. İpimi burada kesebilirim. Şimdi gelelim kollara. Şimdi bir tanesine lastiği ben şeye sık iğne sırasını beraber bir örelim. Diğer kolda da modeli nasıl koyacağımızı göstereceğim kol örmek isteyenler için. Evet, alt tarafından şöyle başlıyoruz. Hiç fark etmez. Sadece sık iğne öreceğiz. Kollarda geniş olmasın diye iki sıra öreceğim. Her tepeye eksiltme yapmadan sık iğnelerimi böyle bu şekil örüyorum. Bağlantımı yaptım. Bir zincir çekip ikinci sıra sık iğneme devam ediyorum. Evet, bu sıramızı da sık iğne ile tamamlayalım. Her sık iğne tepesine bir sık iğne. Evet, gördüğünüz gibi bitti. Kollara ince yapmış oldum. Şimdi geçelim diğer kola. İlk önce şöyle alttan bir yerden başlıyoruz. Birinci sıramızı sık iğne olarak tamamlayacağız. Kollarda ayrım yaparken bildiğiniz üzere sık iğne örmemiştik. Önce bir sık iğne sırasını örelim. Modelin yüzü kendimize bakacak. Bu sırayı tamamlayalım. İkinci sıra sık iğnemize geçmeden önce modeli nasıl koyup kol uzatacağımızı göstereyim. Evet, bağlantımızı yapıyoruz. Başladığımız yere geldik. Bakın şöyle bağlantımızı yaptık. Şimdi kol yapmak isteyenler bu şekil değil, diğer tarafa. Bir zincir çekiyoruz ve modeli döndürüyoruz. Modelin içi, kolun içi bize bakacak. Tığa iki defa doladık. Üçte çıktık. Yan tarafa bir sık iğne. Tığa iki defa doladık. Üçte çıktık. İki iki alarak yan tarafına bir sık iğne. Evet, bu şekil her sırada değiştireceğiz. Sık iğne sırası bize bakacak. Model sırası dışa bakacak. İstediğiniz uzunlukta kolu bu şekil örebilirsiniz. Evet, şöyle de sık iğne sırası, böyle model sırası. Anlaşılmıştır herhalde. Şimdi ikinci sıra sık iğnemi örerek bu kolu da bitireyim ve yaka küçültmeyi de göstereyim. Devam ediyoruz. Diğer kola iki sıra yapmıştık sık iğneyi. Bu kolunkini de bitirelim ve yakayı göstereyim. Olabilir. Belki yanlışlıkla yaka büyük gelmiştir. Küçültmek istersiniz. Evet, gördüğünüz gibi sadece yaka kaldı. Kollar, altlar, her yeri bitti. Şimdi şöyle ipimi bir sabitleyeyim. Şuradan başlayalım. Modelin yüzü bize bakacak şekilde.
İlk baştaki sık iğnenin tepesine sık iğnemi yaptım. Yan yana 4 tane bir örelim. Eğer çok büyükse sizinki 3 tane örebilirsiniz. Bir taneden ilmek, ikinciden ilmek kapatıyoruz. 4 tane yan yana sık iğnemizi örüyoruz. Bir tane ilmek alıyoruz. Bakın burayı iyi bakın. Bir. Yan taraftakinden bir tane daha. Hepsini aynı anda kapatıyoruz. 2 sık iğne oluyor. Bir tane. Arada 4 tane düz örüyorum. Şu şekil ikisini alıp kapatıyorum. Bunda yaka biraz kendini toplamış oluyor. Evet, anlaşılmıştır herhalde. Eğer sizin yakanız büyükse 3 tane sık iğne, bir eksiltme. Eksiltmeyi de böyle yan yana 2 taneden alıp kapatıyoruz. Evet, yeleğimiz bitti. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka videolarda, başka modellerde görüşmek üzere. Bir sonraki video bu modelden bot patik göreceğiz. Çok da güzel oldu bakın. İçi dışı tertemiz.